Akif peki, 13 Ocak 2024, Karar Takkeyi kimseye kaptırmamak İmamoğlu, Kadıköy'deki tarihi gazhaneyi harabelikten kurtarıp modern bir mekana çevirdi. Muhalefet Belediyesi'nin halka bir hizmet ulaştırmasını engelleyemeyenler, halkın bu hizmete ulaşmasını engellemek için başlıyor cingar çıkarmaya. Duvarlarına uygunsuz çizimler boyanmış da, İBB silmiş ama yetmez, ilk seçimde bu kirli zihniyeti silmek gerekirmiş de şu bildik teraneler anladınız siz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığını CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış, onların sahip çıkmadığı bir ecdat yadigarına İmamoğlu sahip çıkmış. Teşekkür beklerken karalama ve saldırıya uğruyor. Sana mı kaldı bizim yapmadığımızı sen nasıl yaparsın, yaparsa biz yaparız der gibi. Yedi Kule Gazhanesi, Haliç'teki feshane, Sultanahmet'teki yere batan Sarnıcı, İstanbul'a geri kazandırıldığında da tepkileri farklı olmadı. Pandomim koparmaya bir bahane buluyor, bulamadıklarında uyduruyorlar. İmamoğlu kaderine terk edilmiş tarihi feshaneyi alıp şehrin en şık, en Avrupa'yı tek parça kültür sanat alanına mı döndürdü? Açılış sergisinde ahlaka, milli ve manevi değerlerimize aykırı şeyler var, dolduruşlarıyla koyuyorlar hedefe. Tapınak şövalyelerinin satanistlerin sembolüymüş gibi gösterip keçi heykellerine bile saldırdılar. Tarihi mirası ihya eden, manevi değerleri yaşatan muhalefetse hemen tarihi değerlerimize saygısızlık ve kutsallarımızı aşağılamakla suçlanıyor. Çoluk çocuk gidilmezmiş. Zoru neyse İmamoğlu milletin ahlakını bozmaya çalışıyormuş. Bu hafta Bakırköy Baruthanesini de hizmete açtı. Bakalım ne yağbeler yumurtlayacak, ne kulplar takacaklar. Mezbelelikken güllük gülistanlık hale getirilmiş. Nesi kötü? Getirilmese miydi? Neden bu hırçınlık? Anadolu Hisarı elden geçtikten sonra bambaşka oldu. Tepkilerini tutmakta zorlansalar da halkı oradan uzak tutmayı henüz başaramadılar. Kimseler gitmesin de edebiyatını yapmakla gereğini yapmak arasındaki farkı görmesin. Laf değil, icraatla olacağını bilmesin, uyanmasın diye mi? Hayır, bu bencillikten de muhalefet sorumluymuş. Hizmeti engellemekle, engelleyemezse halkı hizmetten uzaklaştırmakla ve kendinden olanla olmayanı ayırıp hizmette ayrımcılık yapmakla suçlanan yine muhalefet, suçluyansa iktidar. Sorarlarsa CHP boş polemikler ve nefret söylemleriyle milleti kavga ettirirken AK Parti Türkiye yüzyılının taşlarını döşemekle meşgul. Muhalefet ağzını da muhalefete bırakmıyor, iktidarın kendisi kullanıyor yani. Fakat hayır, sadece İmamoğlu'na karşı böyle değil kişisel zannetmesin. Takkeyi kaptırmama meselesi. Düşerse kel görünür. Rahmetli Süleyman Demirel şapkasız çıkmaz, elinden almak isteyene de binaenaleyh şapkayı kaptırmam derdi. Takkeyi kaptıran başarı rolünü de kaptırır. Türkiye dururken Güney Afrika, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılatmaya başladı. Soykırımdan. Türkiye dururken Londra'daki Af Örgütü, İsrail'in katliam dosyasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sundu suç duyurularında bulundu. Bunları Türkiye yapacaktı ama hazırlıkları ve gözyaşları bitmedi. Devam ediyor. Yalnız yetiştiremedi diye de ümmetin öncüsü bayrakları rolünü gevura, küffara bırakacak değil. Evet Lahey'deki Adalet Divanı'na da ceza mahkemesine de doğrudan bir delil yahut fotoğraf göndermemiş olabiliriz. Fakat Güney Afrika ile Af Örgütü savaş suçu dosyalarına Anadolu Ajansı'nın Gazze'de çektiği fotoğraflardan koyduysa yetmez mi? Türkiye göndermiş, o suç duyurularını bizzat Türkiye'ye yaptırmış, İsrail'i haza Türkiye'ye yargılatıyormuş kadar olur işte. Güney Afrika ile Af Örgütü başvuruyu üstlendi. Sorumluluğu onlar omuzlarına aldı. Bizden o rolü çaldılarsa kaptıracak mıydık? Baksanıza bizim gönderdiğimiz fotoğraflarla İsrail'in mahkum edileceğini söyleyerek davanın başarısı ve kahramanlığına şimdiden ortak olup üste çıktık bile. Allah var, Erdoğan yaman takkeyi ve rolü kaptırmamakta AK Parti'nin üstüne yok. Kusura kalmasın da muhalefet yerini haddini bir zahmet bilecek. Akif Peki